Serkan Bey, içeridekiler sizin tutuklu çıradığını tahmin edeceğim. İzleyelim. Çantam biliyorum. Bayram geldi. Annem mahvetti etti bana bir ayakkabı aldı. Bir pantolonla bir gömlek dikti. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Bir gün önceden sözleşmiştim. İki arkadaşım gelecek, beni evden alacaklar. Beraber bayram yerine gidecektik. Altı kalınca kiralık bisikletlere binecek. Tatlı yiyecektik. Belki sinemaya da gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok oğlum dedi. Çılgına dönmüş. Arkadaşlarım neredeyse geleceklerdi. Onlara ne diyebilirdi? Parası olduğumuzu bu yüzden bayram yerine gidemeyeceğim söyleyemezdim ya. Hırçınlaşmıştım. Üstündekileri çıkarıp duvarlara atmaya başladım. Beni üzgün üzgün seyreden annem o zaman dolaptan çantasını çıkardı. Bu da 1 lira oldu. Kadıncağızın 1 lirası kalmıştı. Bir lirayı bana uzattı. Hadi giyin. 1 lira yetmez mi? 1 lira o zaman büyük paraydı. Oraya buraya attım. Hepsi de ayakkabı topladım. Yeniden giyindim. Paramı cebime koyup arkadaşlarımı beklemeye başladım. Biraz oturdular. Annem onlara şeker ikram etti. İkisini okşadı. Evet. Sonra hadi artık gidin. Güzel güzel eğlenin dedi. Sokağa çıktım. Çok neşeliydim. Kafama sağmıyordu. Fakat köşeye dönerken evimize baktım. Annem pencereden uzanmış gülümseyerek bana el sallıyordu. O zaman içimden bir ağlama tür geldi. Gözlerim dolu dolu. Etmemeye çalışarak arkadaşlarıma ben gelmeyeceğim dedim. Neden olduğunu anlamadım. Biri paran yok ondan gelmiyorsun dedi. Elimi cebime attım ve 1 lirayı çıkarıp gösterdim. İşte para. Beni orada bırakıp sokaklara geliş güzel dalarak bir süre sersem sersem dolaştım. Kimseye göstermeden
alırız. Sonra gözlerimi sildim. Elimden geldiği kadar neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Annem seni görünce neden döndün diye sordu. Canım istemedi. Bilerek çıkarak annem azaldı. Zavallı kadıncağız çok şaşırdı. Parayı elimde alıp masanın üstüne koydu. Sonra beni kucakladı. Göğsüne bastı. Ağlamaya başladım. Ben ağlamıyordum artık. Sokakta doya doya ağlamıştım. Yüzünü ağlamamasını söyledi. Artık üzüntülü değil. Bayram yerine gidemediği için üzülmek benim gibi koca bir çocuğa, bir ortaokul öğrencisine yakışmazdı. Olgun bir adam olmuştum düzenli.